Merhaba Başaklar. Kasım 2024 Gökyüzü Gündemine hoş geldiniz. 1 Kasım'da Akrep burcunda bir yeni ayımız var. İletişim, yakın çevre ve öğrenme alanınızı temsil eden 3. evinizde. Bu yeni ay kendinizi ifade etme biçiminizde yenilikler yapmanızı ve daha derinlemesine iletişim kurma isteğinizi arttırabilir. Kısa bir eğitim, seminer veya yakın çevrenizle yapacağınız derin sohbetler size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Aynı zamanda kardeşler, kuzenler veya komşularla ilgili yeni gelişmeler de yaşanabilir. 2 Kasım'da Merkür-Jüpiter karşıtlığımız var. Ev hayatı ve kariyer arasında bir denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Merkür aile ile daha fazla vakit geçirmenizi veya ev içi konulara odaklanmanızı gerektirirken Jüpiter kariyerinizde genişleme ve başarı arayışını teşvik ediyor. Bu karşılık aile ve sorumlulukları ile mesleki hedefler arasında bir demge sağlamanız gerektiğini hatırlatıyor. 4 Kasım'da Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Mars'ın 12. evinize geçişi içsel enerjinizin arttığı bir döneme işaret ediyor. Gizli kalmış duygular veya geçmişten gelen bazı meseleler yüzeye çıkabilir. İçsel çalışmalar yapma, meditasyon veya terapi gibi yöntemlerle kendinizi keşfetmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bilinçaltınızda saklı enerjileri serbest bırakmak için bir fırsat olacak. Bu süreçte kendinizi güçlü bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Ve 11 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Ve bu geçiş aşk, yaratıcılık ve eğlence alanında güzel enerjiler getiriyor. Aşk hayatınızda romantik anlar yaşanabilir. Yeni bir ilişkiye adım atabilir veya mevcut ilişkinizi derinleştirebilirsiniz. Sanatsal projeler veya hobilerle ilgilenmek için ideal bir dönem olacak. Eğer çocuklarınız varsa onlarla olan ilişkileriniz de bu dönemde güçlenebilir. 15 Kasım'da Boğa burcunda Uranüs kavuşumlu bir dolunayımız var. Bu dolunay uzak seyahatler, eğitim ve inançlarla ilgili konuları temsil eden 9. evinize ışık tutuyor. Uranüs'ün etkisiyle bu alanlarda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konular veya akademik projelerde sürpriz gelişmeler meydana gelebilir. Aynı zamanda Dünya görüşünüzde ani değişimler veya yeni bir felsefi anlayış geliştirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. 15 Kasım'da sonunda Satürn retrosu bitiyor. Satürn retrosunun sona ermesiyle ilişkilerde ve ortaklıklarda yaşadığınız zorluklar azalmaya başlayacak. 7. evinizdeki bu hareket evlilik, iş ortaklıkları veya yakın ilişkilerde daha net bir yön bulmanızı sağlayacak. Bu süreç ilişkilerde daha sağlam temeller kurmanız ve sorumluluk almanız için destekleyici olacak. Satürn bu alanda kalıcı bağlar kurmanız için sizi disipline etmeye devam edecek. Nihayet 19 Kasım'da Pluto kalıcı olarak Kova burcuna geçiyor. Pluto'nun Kova burcuna geçişi önümüzdeki 20 yıl boyunca iş ve sağlık alanında köklü dönüşümler getirecek. 6. evdeki bu uzun süreli etki iş hayatınızda yeni bir düzen oluşturma veya çalışma biçiminizde büyük değişimlere gitme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda sağlığınıza dair bilinçli adımlar atma veya rutinlerinizi gözden geçirme ihtiyacı doğabilir. Plüton'un bu konumdaki enerjisi sizi günlük hayatınızı daha güçlü bir şekilde dönüştürmeye teşvik edecek. Ve 26 Kasım'da Merkür Retrosu var Yay Burcu'nda ve 15 Aralık'a kadar da etkili olacak. Merkür Retrosu 4. evinizde aile ve ev konuları gözden geçirmeniz gerektiğine işaret ediyor. Evdeki düzenle ilgili değişiklikler veya aile üyeleriyle iletişimde yanlış anlamalar olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Aynı zamanda geçmişteki ailevi konuları çözmek veya evinizde yarım kalan işleri tamamlamak için bu retro dönemi iyi bir fırsat sunuyor. Özetle Kasım 2024 Başak burçları için ailevi sorumlulukların dengelenmesi, iş ve sağlıkta dönüşüm, yaratıcı projeler ve eğitim alanlarında gelişim getirecek. Bu ay boyunca özellikle kariyer ve aile konularında sağlam adımlar atarken ilişkilerde uyum ve dengeyi korumak önem kazanacak. Ayrıca Merkür retrosunun etkisiyle ailevi geçmiş konuları yeniden değerlendirme ve içsel huzur bulma ihtiyacı doğabilir. Mutlu bir Kasım ayı geçirmeniz dileğiyle.